Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Deniz Çelik. Buraya Ankara'dan geldim. Ankaralıyım. Asıl işim seslendirme. TRT'de izlediğiniz, diğer kanallarda izlediğiniz yabancı diziler, filmler, belgeseller, bunların Türkçe dublajında çalıştım yıllarca. Yani okuma yazma bilmiyordum ama seslendirme yapmayı biliyordum. O kadar uzun süredir bu işin içindeyim. TRT binasında büyüdüm. Babam yönetmen, onun vesilesiyle girdim oraya ve bu şekilde devam ettim. İzmir'de ve Ankara'da oturduk ve oralarda ben sürekli çalıştım. Her hafta sonu, her akşam sürekli bir işteydim, bir çekimde, bir kayıttaydım. Dolayısıyla bu işi yaşayarak öğrendim. Sonrasında tabii kurslar gerekiyor, okul gerekiyor. Aklınıza gelen gelmeyen bütün kurslara gittim bununla ilgili, eğitimler aldım. Almaya da devam ediyorum. Bu işin sonu yok değil, canlı olduğu için sürekli eğitimler devam ediyor. Ve seminer boyunca da bildiklerimi, işte diksiyon nedir, nasıl çalışılır, bununla ilgili içeriği paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Aklınıza bir soru takılırsa her an yönlendirebilirsiniz. Hatta sürekli soru bekliyorum ki aydınlanalım. Benim mutlaka söylemeyi unuttuğum bir detay olur. Çünkü çok geniş kapsamlı bir iş bu. Hep beraber öğrenip iyice detayını inceleyelim istiyorum. Şimdi diksiyon az çok anlamı biliniyor. Konuşmak, güzel konuşmak. Ama sadece bu değil. Diksiyonu tek bir kelimeyle de tanımlayamayız, tek bir kavrama da indirgeyemeyiz. Diksiyon doğru, güzel ve etkili konuşma. En çok bu kadar indirgeyebiliriz. Bu üç kelime. Doğru olacak, kelimeleri, dili her anlamıyla doğru şekilde konuşacağım. Güzel olacak, bu öğrendiklerimi güzelleştireceğim, renkli hale getireceğim. Etkili olacak, tamam ben güzel konuşuyorum ama kendime değil, karşı tarafa konuşuyorum. İletişim karşılıklıysa vardır. Yoksa televizyon açık unutulmuştur. Dolayısıyla onu etkili bir şekilde aktarabilmek için de bu kısma çalışacağım. Doğru, güzel ve etkili konuşma. Seslerin, sözcük, durak ve vurgularının hakkını vererek açık seçik ve durum içinde söylenmesidir diksiyon. Peki içeriğinde ne var? Yani diksiyona nasıl başlanır, nasıl devam edilir? Öncelikle bir eksiklik tespiti yapıyorum ilk dersin daha girişinde. Şimdi diksiyon eğitimi almamış olan herkesin ortak eksiği var. Bunun dışında bireysel olarak ne eksiğimiz, ne hatamız var onları tespit ediyoruz. Böylece asıl tanışmamızı yapmış oluyoruz. Siz benimle, ben sizinle, siz kendinizle tanışmış oluyorsunuz. Sonrasında solunum. Doğru konuşmak, doğru nefes almakla başlar. Nefes almayı öğreniyoruz. Nefes eğitimi alan var mı aranızda? Şam içinde, evet. Eğer nefes eğitimi almadıysanız, şu anda aldığınız nefes sadece ölmemenizi sağlıyor. Ucu ucuna yaşamanızı sağlıyor. Arada o kadar fark var. Doğru nefese, yani diyafram nefesiyle yaşam kalitemizi %100 artırıyoruz. Hücre boyutunda çalışıyoruz. Hayatta ölüm de hücrede başlar. Dolayısıyla ben hücremi canlandırdığımda, sağlıklı, aktif hale getirdiğimde beden olarak canlanıyorum. Ve sadece etkili bir konuşmacı değil, sağlıklı bir insan olmuş oluyorum. Çünkü sağlıklı insanın iki temeli var. Doğru nefes, doğru beslenme. İşte o ikisini de yaptığınız zaman devamı gelecek. Sahnede daha canlı durabilmem için. Şimdi konuya çalışırsınız da burası farklıdır ya. Bir sürü canlı göz size bakarken hadi beni inandır diye düzgün cümle kurmak, sahnede net durmak, işte nefes almak, göz teması bunların hepsi aslında diyafram nefesiyle oluyor. Heyecanlanır ya insanlar özellikle toplum karşısında nefes almadığı için. Nefes alsa zaten gerek kalmayacak. Beyne oksijen gitmek diye bir tabir var ya o doğru. Beyne oksijen gitmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Gibi işte bunu öğreniyoruz. Diyafram nedir, nerededir, nasıl çalışılır, egzersizleri nedir, bunun disiplini nedir? Bunlar üzerinde duruyoruz. Gösteriyorum hareketlerini, sonra her gün nasıl yapmanız gerektiğini söylüyorum. Peki sonra ses. Nefese aldım. Bunu en doğru şekliyle sese nasıl dönüştüreceğiz? Çünkü bizim bir tane sesimiz yok. Bir ses aralığımız var. Bu ses aralığında ne zaman hangisini kullanmam gerekiyor? Toplum kurumunda başka, birebir başka, sohbet esnasında başka, iş görüşmesinde başka, ortamın büyüklüğü, konu, her şeyde sesimin noktasını doğru şekilde bulup ona göre kullanmam lazım. Ses aralığı. Ses teli nedir? Ses havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Yani ses teli nedir? Hiç gördünüz mü ses tellerinizi? Gösterin. Ses tellerinizi. Bunlar nefes için. Bunlar da ses tellerimiz. Boğazınızın içinde. Şöyle göstereyim. Bu ikisi birbirine çarpıyor böyle. Bir perde diye düşünün. Bu perde çarptıkça ses çıkıyor. İşte benim bu gösterdiğim bunun yüksekliği. Şu yükseklik. Burada biraz daha kalın bir bölge olduğu için tel dermiş. Yani burada teller yok. Mantık öyle işlemiyor. Yani keçi boynuzu, keçinin boynuzu değil ya. Onun gibi. Orada benzetildiği için tel dermiş. Ve bu tellere de iyi bakmak gerekiyor. Şu diyaframı da göstereyim bu arada. Diyaframda zarısı kas demek. Nefes alıp verirken diyaframımız bu şekilde kasılır ve gevşer. Nefes burundan alınır, burundan verilir. Konuşurken ağızdan verilir. Çünkü Türkçe nefes verilerek konuşulan bir dildir. Eğer konuşmuyorsam, yani şöyle bir görüntünün anlamı yok. Sırf ağzımdan vereceğim diye. Öyle bir mantık yok yani. Burnumdan alıp burnumdan vereceğim çünkü burun solunum organı, ağız sindirim organı. Sonrasında konuşurken yine ağzımdan vereceğim. Zaten başka türlü Türkçe konuşamayız. Peki bu dursun. Sesimi çıkardım. İnce ses, kalın ses. Buna tiz ve pes denir. Bu arasındaki geçişi nasıl sağlıyorum? Nasıl ciddi bir ses haline getiriyorum, nasıl daha yumuşak hale getiriyorum, her zaman mikrofon olmayabilir, nasıl mikrofonik hale getiriyorum sesini. Bunların hepsi teknik. Öğrenip uygulaya uygulaya alışkanlık haline getiriyoruz. Yapacağımız o. Sonrasında sesli harfler. 8 sesli harf var. 46 ses var. Yani A ama hangi A? İnce mi, kalın mı, uzun mu, kısa mı? Her kelimesi farklı. Hani şu şapkalı A meselesi vardır ya, onlar işte değişiyor söylenişi. Şapka kalkmadı hiçbir zaman. O şehir efsanesi şapka var kelimelerde. Çünkü anlamına etkiliyor. Kar ve kar gibi. Kalkamaz öyle bir şey. Ama sürekli bir efsane gezer. Düşünsenize banka önüne yazmış. Karınıza ortağız. Kaldırın şapkayı. Şapka kalkmamalı. Yani durmalı olur yani. Dolayısıyla duruyor. Çünkü anlamı tamamen bambaşka bir boyuta getiriyor. İşte o yüzden bu sesleri öğreniyoruz. Ve Türkiye'de bir E harfi problemi var. Bakın belli bir bölgeyi söylemedim. Belli bölgelerde biraz daha fazla vardı ama Türkiye'de E var. Şimdi ne demek istiyorum E var derken? Tanımadıklarımdan tanıdıklarıma doğru ilerleyeceğim. Kendi kendine der misiniz? Kendi kendine. Tamam. Siz der misiniz? Kendi kendine. Kendi kendine. Evet. Henüz doğruyu duyamadım. Kendi kendine. Evet. Hala duyamadım. Kendi kendine. Olmuyor. Kendi kendine. Bir daha deneyelim. Olmak üzereydi. Kendi kendine. Evet. Selam benim yaklaşık 1 yıldır öğrencim o nasıl söylenmesi gerektiğini biliyor. Kendi kendine. Yanlış dediğinde kendi kendine. Yani maalesef duydum. Kendi değil, kendi. E harfinin yanında ne varsa genellikle kapalıdır. Yani ağız kapalı. Kitapta tanım şöyledir. Nezaketen gülümsüyormuş gibi. Hani yaparız ya. Yaparız ya. O şekil işte. Kendi. Dener misiniz? Kendi. 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 Kendiliğinden. Bir harfin bir sesi. İnsan hayatında ne değiştirebilir? Neden bu kadar önemli olabilir? Şöyle bir örnek vereyim. Hiç tanımadığınız biri geldi dedi ki, kendim geldim. Biri dedi ki, kendim geldim. Kimi ciddiye alırsınız? Kime neye göre davranırsınız? Kendim geldim diyen nasıl biridir? Kendim geldim diyen nasıl biridir? Değiştirdiğim tek şey bir sesin farkı. Bir harfin bir sesi. Kendim, kendim. İşte böyle çok ses var. En çok A'da ve E'de var. Şimdi biri size şu K'da uzatabilir misin derse, değil mi? Kağıt mı diye hemen zaten biriyle tanışırsınız. aklınızda bir dosya açılır onunla ilgili. Ha, böyle biri. Bu 4 saniyede olur. İlk izlenim ilk 4 saniyede edinilir. Ve ilk 30 saniyede %90 kalıcı bir fikrimiz vardır artık. İşte bu kalıcı fikirde lütfen kendi olmasın, kağıt olmasın. Kendi, kağıt. Kağıt der misiniz? Kağıt gibi. Yani ince aile olacak. İşte bu sesleri inceliyoruz. Ne yapıyoruz? Günlük hayattan pek çok örneğimiz var, pek çok kelime. Birkaç tane göstereyim. Mesela açık, yani ağız açık. Ar, yanında R varsa en açık A'dır. Ar, söyler misiniz? Ar. İçinde A hecesi olan kelimeler aynı zamanda. O kolay. Peki ince nasıl söylenir? Lal, dil damakta. Lal, bu şekilde. Yoksa lal olur. Ya da hatta, yanlışı ne bunun? Hatta, yanlışıma herkes hakim değil mi? Evet. Kapatacağız. Hatta, hakikaten. Günlük hayatta bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bir trakları alalım. Hakikaten diyen bir kişi var mı? Güzel. Hakikaten dememiz lazım. Hakikaten, hakikaten diye bir kelime yok Türkçe'de. Ve bakın böyle görünüyor ve böyle duyuluyor. Hakikaten diye değil. Hakikaten. Her seferinde, her zaman dakika değil, dakika. Çünkü dakika diye bir kelime yok. Böyle duyuluyor. 10 dakikaya oradayım. Değil. 10 dakika sonra oradayım. Bilmiyorum Ece, Türkçe değil. Olabilir. Öyle nasıl oluyor? 10 dakika oluyor. Maalesef. Ama gelişim. Bunun dışında evdeki örnekler. Şuraya geçiyorsunuz hocam. Benzin almaya mı gidiyorsunuz? Değil. Peki ne kadar gençsiniz? Genç gibi. Ya da şimdi istisnalar var. E'nin yanında ne varken kapalı ama bu açık. Ben. Yoksa ben olur. Bunda da o tuhaf olur. Ben, sen olur. O da olmaz. Ben, sen. Pembe olur. Pembe olmamalı. Pembe. Onlar açık. Ya da tercih açık. Ya da merhaba. Açık. Merhaba diyor musunuz? Bence merhaba diyoruz. Merhaba. Değil mi? Evet. Peki neden hey söyleniyoruz? Ben söylüyorum. Ben yok bende. Ha, Trakya mı? Yok. Trakyalı mısınız? Evet. Yazarken bile yazmıyor olabilirsiniz. Yazıyorum. Yazıyorum. Söyleyemiyorum. Gidiyor. Tamam. Sizin bahaneniz hazır. Başka? Düşünmediğimiz için. Orada bir H var diye onun üstünde durmuyoruz. Ama o var. Biz kafamıza göre değiştiremeyiz. Dil bilimci olun. Bu işi, kitabını yazın. Bu işle uğraşın. Yapın o zaman. Değiştirin. Ama şu anda değiştiremeyiz. Biz uygulayıcıyız. Dolayısıyla merhaba dememiz lazım. Açık olacak ve heyi belirgin söyleyeceğiz. Her gün bunu kime söylüyorsak, evdeki insanlara da her gün merhaba diyorsak onlara, dışarıda her gün gördüğümüz insanlara, hele ki ilk izlenimde 3-0 önde başlarsınız. Bir ortama girin, merhaba deyin. Bir de girin, merhaba. Yani çok fark var. Hele ki iş için gerekiyorsanız değil mi? Karizma